Asaf, tamam haklısın oğlum. Riske girmek istemiyorsun. Tamam kimseler duymasın ama ben de bu işin bir parçasıyım. Seni izleyeceğim. Aksi bir durum olursa müdahale edeceğim. Müdürüm, Celal senin varlığını fark ederse ne olacağını çok iyi biliyorsun. Annem bu. Nereden gelmiş? Bilmiyorum, tanımıyorum numarayı. Ara bakalım kimmiş. Alo. Benim Mert. Aldım fotoğrafları. Ulan puşt! Nerede tutuyorsunuz lan annemi? Söyle çabuk. Tutuyorsunuz. Ben değil, Celal Baba tutuyor. Ben şimdi yeri buldum. Onu çıkarabilirim ama Celal Baba benim yaptığım anlar. O yüzden yardımın lazım. Ulan Mert bak sakın bana oyun oynama yoksa derini üzerim lan senin. Konu Füsun teyze. Oyun moyun yok. Bunu attığım yere gel. Sana Füsun teyzeyi vereceğim. Bütün bunları onun için yapıyorum. Seni tuzağa çekiyor olabilir oğlum. Şansımı denemek zorundayım müdürüm. Peşinizde olacağım Sarp. Eğer telefonun hala Mert'te ise annenin yerini biliyoruz. Belki de fotoğrafları önceden çekti. Başka yerden aradı müdürüm. Riske giremeyiz. Riske giremeyiz oğlum. Hadi gidiyoruz. Hadi. Efendim Eylem? Sözünde duracak mısın? Getireceksin bana Füsun teyzeyi. Getireceğim tabii Eylem. Tutacağım sözümü, kurtaracağım Füsun teyzeyi. Tamam. Sana yine güvenmemi sağla. Belki bir şans daha veririm sana. Ben yine arayacağım seni. Görüşürüz. Görüşürüz Eylem. Abla yani aşk olsun ha. Yani o kadar şeyden sonra nasıl gidip bu herifle böyle bu kadar anlayışlı konuşuyorsun? Ben anlamıyorum yani. Mecburum. Füsun teyze için. Bir de şu var tabii. Sarp'ın telefonu Mert'in üstünde. Yusuf müdür onu oradan dinliyormuş. O yüzden arıyorum. Aa. Güzel planmış ya. Ne diyeyim? Tamam sen böyle arada ara o zaman Mert'i. Bana... terk edemeyeceğim bir şey getirdin. Abla tamam ya. Yeter. Asma o güzel yüzünü artık. Mert'le bu durumda olacağım aklımın ucundan geçmezdi Barış. Yalanlar, oyunlar. Füsun teyze bir kurtulsun. Bir daha onun ne yüzünü görmek ne de sesini duymak istiyorum. Ulan! Bir gelsenize çözün beni! Helaya gideceğim! Lan! Sıkıştım diyorum size! Git bir bak şuna. Lan vicdansızlar! Gelsenize diyorum size! Tamam Kudret Efendi, bağırınma. Gel, çöz şunu, işim acil.
Sana bizim acele dedim ha? O acil dedim, işin hemen gitmem lazım. Hayırdır Alyanak? Sen nasıl dolaşıyorsun ortalıkta? Niye? Göğsümü gere gere dolaşıyorum işte. Celal Baba'ya yamuk yapmışsın. Seni arıyor her yerde. Bizim adresimiz belli kardeş. Burada karşındayım işte. Bir yere kaçtığımız, saklandığımız yok ki. Allah Allah. Yürek mi yedin sen? Çok severim. Az pişmiş olacak kimyonlu. Şimdi sen boş ver yüreği billuru da. Kulağıma bir şey geldi benim. Kudreti sen mi paketlemişsin ne? Yok öyle bir şey. Hiçbir şeyden haberim yok benim. Barbaros. Duydun mu? Bak ne diyor. Yok diyor. Silkeleyeyim mi abi? Halanın bir tozunu atayım mı? Ya durun. Biz buraya kavgaya değil, konuşmaya geldik. Şimdi Altan'ım, söyle bana. Kudreti bırakmak için... Senin burada paran geçmez Alyanak. Celal Baba'ya sözüm var benim. Bizde söz senettir. Anladım. Son sözün bu mu yani? Yok. Aslında son lafım şu Alyanak. Terbiyesiz. İçeride tek başıma sıkıldım be çocuklar. Biraz hareket olsun istedim. Ama ipleri de gevşek bağlamışsınız. Ha? Yürü lan içeri. Madem sıkılıyorsun, başında hep biri duracak bundan sonra. Başından ayrılma. Bir numara çekmeye çalışırsa ne yapacağını biliyorsun. Eyvallah abi. Aferin, bak hep böyle tetikte ol. Sonra seninle özel ilgileneceğim. Bilesin. Abi, bıraksaydın da dersini verseydik yarın. Niye kendimizi ezdiriyoruz? Ya, şuncacık Altan bizi nasıl ezsin? Her şeyin bir vakti var barbarım konanım.
O şimdi ezdim sansın. Biz vaktini bekleyelim. Ne diyorsan o abi. Bekleyelim tabii. Vardır abinin bir bildiği. Var tabii. Bir ara denk getirip altanı kaldıracaksınız. Önüme getireceksiniz. Ben de altanı öttüreceğim. İyi de abi, niye öttüreceğiz ki? Oğlum, sen olayları takip etmiyor musun? Biz buraya niye geldik? Niye bileyim abi? Emin olmaya geldik Berke. Kudret altanda mı, onu görmeye geldik. Gördün işte. Buram buram kudret kokuyor adam. Hem kudreti kimin tuttuğunu öğrendik. Hem paramız bizde kaldı. Eyvallah abi. De kudreti kurtarıp ne yapacağız, onu çözemedim. Hayır, elimizdeki paradan da olacağız. Üzüleceksin sonra. Kudret bizim can simidimiz olacak. Celal'le aramızdaki engel olacak. Kurtaralım kudreti. İkisi kapışsın. Biz tribünden seyredelim. Şimdi anladım abi. Yürü Barbaros, bas. Söyle müdürüm. Mert seni söylediği konumda bekliyor. Ben de buradan takipte olacağım. Eyvallah. Gel bakalım Sarp Yılmaz. Konuşsun teyze çünkü. Annem olmasa gebertirdim zaten seni. Hislerimiz karşılıklı, o hesap baki. Ama şimdi hiçbir günah almayan Füsun teyzeyi kurtarmak zorundayız. Nerede annem, nereye gidiyoruz? Atla arabaya, takip et beni, bir planım var. Şimdi. Kendini akıllı zannediyorsun sen, ha? İşte buldum sizi, buradasınız. Geliyorum Celal, geliyorum, yoldayım. Beni bekletmeyeceksin, değil mi?
gecikirsen neler olacağını biliyorsun. Merak etme. Tam zamanında orada olacağım. Annem de orada olacak mı? Olacak tabii. Ben söz verdim mi? Tutarım. Bilmez miyim? Tutarsın sen sözünü. Geliyorum, geliyorum, yoldayım. Tamam. Bekliyorum. Elimizi çabuk tutmalıyız. Celal babam bekliyor. Gelmediğimi anladığında biz annemi kurtarmış olmalıyız. Tamam, halledeceğiz, merak etme. Sakın başından ayrılmayın. Gözünüzü dört açın. Ben yine uğrayacağım. İçeri girdikten sonra arka kapıya gel. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Var mı sıkıntı? Yok. Aman aman olmasın ha Celal Baba, hesap veremeyiz. Nasılız Füsun Hanım? Keyifler yerinde mi? Yazıklar olsun sana. Deme öyle. Hep senin oğlunun başının altından çıkıyor bunlar. Benim hiçbir suçum yok. Nasıl bir insansın sen? Bizimle oynadın, yüzümüze güldün. İçimizdeki düşman. Bütün bunlar oğlumu tuzağa çekmek için değil mi? Merak etme Füsun teyze. Sana zarar verilmeyecek. Bana zarar verilmeyecek öyle mi? Sarp benim canım. Ona bir şey olursa benim canım yanmayacak öyle mi? Ama sen ne anlarsın ki? Aile nedir, bir fikrin var mı? Gerçekten yok. İşte tek ailem Celal. Ben sizin de ailem... Celal'in evladı işte böyle şeyler yapar. Yüreği böyle taşlaşır. Sen benimle gel. Silahları. Sarp! Ne oluyor lan? At. Sıkarım bak. Lan bıraksanıza silahları. Sıkarım diyorum. İndirin. Lan atın. İndir. İndir.
Çöz lan annemi. Tamam, çözeceğim. Her şey bir oyun muydu? Evet Hüsnü teyze, oyundu. Seni kurtarmak için. Allah'ım aklıma mukayyet ol. Celal'in adamı değil mi yani şimdi? Yok anne, Halis Mulis Celal'in adamı. Seni kurtarmak için yardım ediyor. Hadi durmayalım burada, hadi. Yavaş anne. Tamam hadi. Geçin anne. İyi misin anneciğim? İyiyim çok şükür, iyiyim. Tamam geçti. Geçti. Korkmana gerek yok artık. Lan burada. Alo. Celal baba. Söyle. Baba Füsun yok burada, götürmüşler. Bu iş burada bitmedi sağ. Var mı peşimizde biri? Yok, gelen giden yok gibi. Güzel. Mert. Niye yapıyorsun bunu? Neyi Füsun teyze? Niye yardım ediyorsun bize? Senin için Füsun teyze başka bir sebebi yok. Yani sen de Eylem de benim için çok önemlisiniz. Başka şeyler bunu değiştirmez. Eyvallah birader. Aramızdaki meseleleri ayrı tutuyoruz ama yine de teşekkür ederim yardım ettiğin için. Nedir bu diğer hesaplar? Sizin bu birbirinizle hesaplaşmanız hiç bitmeyecek mi? Siz gene kavga mı ettiniz? Yok. Yo. Mert oğlum, sana bir şey söyleyeceğim ben. Belli ki senin içinde birazcık olsun bir iyilik kalmış. Yoksa böyle kendini tehlikeye atmazdın beni kurtarmak için. Eylemi hala düşünmezdin. Ama yanlış taraftasın. Bu böyle sürerse o içindeki birazcık iyilik de yok olacak. Sana yazık olacak oğlum. O senin güzelliğin Füsun teyze. Yani o dediğin iyilik de bende yok aslında. Güler yüzünün, sıcak çorbanın
bir karşılığı saysan onu. Altan. Ne oluyor lan? Topla silahları, topla. Konuşacağız canım benim. Başka ne yapacağız? Bunun hesabını vereceksiniz. Atma lan kuru sıkı. Bak normalde Barbaros seni yerdi. Ama dua et Hasan Bey konuşmayı tercih ediyor. Yürü lan. Ne derdin senin? Hayırlı. Ufak bir işimiz var seninle, biz devam ediyoruz. Sarp, hiç uzatma, gidiyoruz. Bir de ne istersen. Lan çakal, annemi kurtarırken aldın değil mi mermileri? Lan niye yapıyorsun bunu? Neyin peşindesin oğlum? Celal'le bir anlaşma yaptım. Füsun teyzeye karşılık sen. Şimdi Füsun evimizde. Şu anda Sarp delirmiş durumda. Annesini kurtarmak için her şeyi yapar ama ben bu sefer acımayacağım. Annesinin de Sarp'ın da kafasına sıkacağım. Baba, anneye dokunmaya gerek var mı? Yani Sarp elimizde sayılır. Bak, herif deli. Yani her şeyi yapabilir deli. Burayı yakabilir, evi yakabilir, hatta Mustafa'ya işime bile gidebilir. Annesini kurtarmak için illaki bir şey deneyecektir. Ne yapalım yani? Anasını da, oğlunu da yok edeceğim. Baba herif polis. O iş o kadar kolay değil, bunu sen de biliyorsun. Bana bak, senin kafanda bir şey mi var? Var. Ne? Sarp'ı sana getireceğim. Hem de hiç ortalığı karıştırmasına fırsat vermeden. Nasıl olacak o iş? Füsun yaşayacak. Tek koşul bu. Ya kadının bir günahı yok. Hem Mustafa'mız kaçırıldığında yardım bile ettik adam. Füsun yaşasın diyorsun yani, öyle mi? Toz kaldırmamak için yaşasın baba. Başka bir nedeni yok değil mi? Yok baba, ne olacak Allah Allah. Sarp annesini doğrudan kurtarmanın bir yolunu bulursa başka hiçbir şey düşünmez. Ben ona bu fırsatı vereceğim. Yani Füsun kurtulacak ama Sarp bizde olacak. Aynen öyle. Bana bırakacaksın o işi. Sana kılçıksız getireceğim Sarp'ı. Hadi o zaman getir. Mecburdum bunu yapmaya. Yoksa ikiniz de ölecektiniz. İyisin değil mi Füsun teyzem? Bir şeyin yok. Çok şükür iyiyim. İyiyim çocuklar. Vallahi abla, senin Celal'in kaçırdığını öğrenince çok sevindik ha. Barış, yine ne diyorsun sen Allah aşkına? Ya abla, o yanan evin içinde olman vardı yani. Beterin beteri var şimdi. O geldi. Sarp'la ikisi kurtardılar beni. Vay be. İşe bak. Verdiği söz tuttu demek.
Şimdi sessiz sakin olacağız. Artık senin için yolun sonu geldi Sarp. Bunu onların yanında yapmamı ister misin? Canına okuyacağım lan senin. Etrafta Celal'in adamları var. Kapıyı açtığın an silahlar patlayacak. Yalan söylüyorsun lan. Gerçekten denemek ister misin? Sarp. Hayır. Güzel. Şimdi hiç renk vermeyeceksin. Onlarla konuş son kez. Bir daha onları göremeyeceksin. Hadi sen, bizimle gelmiyor musun? Anne, bizim Mert'le ufak bir işimiz var. Bunu halletmemiz lazım. Nasıl bir işmiş bu? Anlatırım sonra. Ya Sarp, ne işin olur senin artık onunla? Bırak gitsin. Hadi gel. Eylem yapma hadi. Uzatma. Konuşuruz sonra. Ben artık arada. Kendi ismini seçem ama kaderimi seçemeyen baba. Eylem hadi sonra konuşuruz bunları. Sonra konuşmak diye bir şey yok. Hadi git. Bir şansın olur demiştin. Oyundu o. Sarp'ın telefonunu senin üstünde tutmak için oynadığım bir oyun. Oyunlardan en iyi sen anlarsın. Bozulmak yok. Hadi anne gidin. Tamam oğlum. Kendine iyi bak oğlum. Anne. Barış biliyor sizi nereye götüreceğini. Merak etme, tamam mı? Endişelenmene gerek yok. Tamam. Ben iyiyim. Sen iyi olursan ben. Dikkat et kendine. Hadi sen bitirelim şu işi. Bitirelim Mert. Şimdi Altan. Bu işin raconu belli. Birini konuşturmak istiyorsan ona bazı uygulamalar yapıyorsun. İşte bir sürü kan, ah bağırmalar filan. Ama ben şiddeti hiç sevmem. Değil mi Barbaros? Vallahi abi ben severim aslında. Ama senin yanında yavaş yavaş bırakmaya çalışıyorum. Bırakacaksın. Olacak. Bazı şeyleri konuşarak da çözebiliyorsun. Göreceksin. Değil mi Altan? Peki abi ya konuşmazsan? Ya niye konuşmasın? Akıllı adam durup dururken kendine niye eziyet çektirsin? Öyle de konuşacak, böyle de konuşacak. Acısız yolu seçmek varken. Değil mi Altan? Tırstı galiba abi. Konuşsana oğlum. Bir şey desene. Nerede kudret? Hanimiş? Sana diyeceğim belli. Siktir git al yanak. Bak yine ya. Ama bunun ağzı çok bozuk ya. Barbaros. Sen bunun ağzını bir düzelt. Hadi ben çıktım. Dayanamıyorum ya şiddete. Şunu bir alalım. Benimkini de bir alalım.
Adresi aldım abi. Kudret buradaymış. Fıstık. Altan. Öldürdün mü lan adamı yoksa? Yok abi. Birkaç haftaya gelir kendine, merak etme sen. Birkaç ay diyelim biz ona. Birkaç haftaya zor. Tıp daha o seviyede değil abi. Hadi, hadi gidelim alalım şu kudreti. Sevdim ben bu iş bitireceği gibi. Abi. Ha? Barbaros'a güvenebilir miyiz? Sonuna kadar. O zaman niye daha önce yanımızda değildi abi? Adam büyük kolaylık. Para oğlum, para. Bu adam parayla satın alınabilecek en kıymetli şeylerden biri. Para diyorsun. Aynen. Ya başka biri daha fazla para verirse abi buna? Sıkıntı yok. Tam bir profesyoneldir. Biriyle kontrat yaptıysa başkası hayatta satın alamaz. Öyle nam salmıştır alemde. Hadi bakalım. Nasıl bulacağım ben bunları ya? Annemlerin olduğu yerde gerçekten Celal'in adamları var mıydı? Yoktu. Anlama diye yalan söyledim. Çekse arabayı. Ne oldu, geldik mi? Sen dediğimi yap. Stop et şunu. Biliyorsun değil mi? Bundan kurtuluşun olmayacak kardeş. Ha, olmayacak. Uzat ellerini. Neyin peşindesin lan sen? Tamam. Nasıl istersen öyle olsun. Alo Devran. İşte böyle daha güzelsin. Hazırlayamadım sana. Lan nasıl adamsın lan sen? Ne diyorsun ya? Lan şu yaptıklarına bak lan. Nasıl bakıyorsun aynada kendi suratına, çok merak ediyorum. Anlamıyor musun? Kalın kafalı. Yapmak zorundaydım. Hayır anlamıyorum. Anlayamıyorum ben seni. Başka şansım yoktu diyorum sana Sarp. Ya ikiniz ölecektiniz, ya Füsun teyze kurtulacaktı. Ya ikiniz de ölecektiniz, ya Füsun teyze kurtulacaktı. Uyan lan uyan, aç gözün artık. Şu an direksiyonu kırabilirsin. Yusuf müdüre gidebiliriz, her şeyi anlatabilirsin Mert. Hiçbir şey için geç değil ki. Celal babayı bunu yapamam. Ondan başka kimsem yok. Lan var lan. Var. Füsun teyzen var. Eylem var lan, eylem var. Nasıl başka kimsen yok? Nasıl başka şansın yok? Bugün kendini kanıtladın annemi kurtararak. Hiçbir şey için geç değil Mert. Hadi yap şunu. Kır şu direksiyonu hadi. Ne bakıyorsun? Hadi yürü, emniyete gidelim hadi. (Gülüyor)
Devrem. Sen o çeneni bir kapasana Devrem. Ha, o ağzını bir kapa, bir sus sen, sus. Başka şansım yok diyorum, yok. Şans dediğin piyango da olur birader. Senin bu dediğin tercih, karar. Yap şunu hadi. Bazen verecek bir kararın olmaz. Yapacak bir tercihin, gidecek bir yolun olmaz. Tek bir şansın olmaz. Aslında şu an senin olduğu gibi. Ölüme gidiyorsun şu an, biliyorsun değil mi? Ha? Bunun dönüşü yok lan. Senin gibi yaşamaktan ölürüm daha iyi lan. Şu haline bak be. Gelmediler mi daha baba? Bekliyoruz. Elbet gelecekler. O sarp buraya gelecek. Bu yaptıklarının bir bedeli olacak Mert. Bugün değilse bile bir gün olacak. Bugün benim canımı yakacaksın. Yarın başkasının canını yakacaksın. Tamam, belki hayatta kalacaksın ama kazanan sen olmayacaksın. Yorma kendini, olmayacak istediğin. Gelmeyeceğim bu duygusal ayaklara Sarp. Yok neymiş de, beni sevenler varmış da, bir şansım varmış da. Yemem abicim ben bu şeyleri. Geçeceksin onu. Sana bir sır vereyim mi? Ulan verilecek sırrım mı kaldı lan senin? Kaldı. Aileni ne kadar çok seviyorsam senden o kadar nefret ediyorum. Antitezim gibisin lan. Biliyorum. Eylem'le Füsun teyze bunu yaptığım için beni affetmeyecek. Ama yine de yapacaksın değil mi? Yapacağım. Çünkü Melek senin yüzünden öldü. Ulan ben onu çok seviyorum lan. Ayrıca şunu da bil. Benim yüzümden değil, babası yüzünden öldü. Babası. Sen hayatımıza girmeseydin Melek hala yaşıyor olacaktı. Şimdi tek baba bildiğim adamı da elimden almak istiyorsun. Bunun bir bedeli olacak. Ulan ben o bedele zaten hazırım başından beri lan. Hazırım ben o bedele oğlum. İşte o gün geldi Sarp. Ölmek için güzel bir gün değil mi? Deli seni.